Herkese merhaba. Yine bir Zeytin Dalı programındayız. Bugün yine çok kıymetli bir konuğu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Esma Naykol. Hoş geldin Esma. Teşekkürler. Hoş bulduk. Şimdi Esma Naykol'u hayranları polisiye romanlarıyla tanıyor. Ülkemizde çok ayrı bir yere sahip. Ama ben Esma'n deyince Esmoş ve çocukluk günlerimin Esmoş'unu düşünüyorum hep. Çok uzun yıllar öncesinden beri tanıdığım ve hani yazar arkadaşım derken gururla söylediğim o adın ötesinde geçirdiğimiz onca zamana dair bir küçücük bir şeyler, anekdotlar söyler misin? Mesela sokaktaki günler, sokak dergisi, gazetecilik, oradan buraya nasıl geldik? Sen de mükümsün herhalde. Ben de müküyüm. Evet. Kod adlarımız. Biz 12 Eylül sonrasının ilk böyle biraz nefes alınabilir bir yayını olan Sokak Dergisi'nde tanıştık. İşte ikimiz de öğrenciydik o dönem. Tabii, İstanbul Üniversitesi'nde yani ikimiz de. Esmoş'ta mükü aslında tesadüf. 18-19 yaşında insanlardık ikimiz de. Sonra işte oradan da ikimiz yazar çıktık zaten değil mi? Başka hiç stajyer muhabir olarak başlamıştık. Evet, yani umutsuz ikimiz yazar olduk. Bir ara buluşuyorduk birlikte kafelerde. Birbirimize o hafta yazdığımız metinleri gösteriyorduk. Onları düzeltiyorduk. Ben de onu hatırladım geçen gün. Sultanahmet'te çok çaylar içtik karbonat. Duvar dibinde. Peki Esma, gazetecilikten gelen biri olarak bunu öğrenmek istiyorum Nazan. Valla. Şu anki Türkiye ortamını umuyor muyduk? Ben biraz medyadan kaçarken umuyordum aslında. Hı. Yani ben çünkü son dönem 10 yıla yakın gazetecilik yaptım. Ben en son Radikal 2'deydim. Yani sokaktan sonraki ilk iki Güneş gazetesi, oradan Nokta'ya gittim. Sabaha gittim, Barometre, Turkish Times. Oradan Güneş gazetesi, Asil Nadir'in Güneşi. Oralarda yavaş yavaş bunun habercisi şeyler, olaylar gözlemlemeye başlamıştım. Biraz da onun için zaten hiç ben gazetecilik kariyeri yapmadan hukuk fakültesini bitireyim, avukatlığa yöneleyim diye düşünmeye başlamıştım yani. 92-93'te. Bence zaten çok birdenbire olmadı medyanın bu çöküşü. 12 Eylül'den sonra çok aşama aşama oldu diye düşünüyorum. O yüzden de hızlı hızlı konuşuyorum. Türk medya tarihinin mutlaka yazılması lazım. Yani evet. 12 Eylül'den belki bir 2-3 sene, yani 24 Ocak kararlarıyla başlatılan bir medya tarihinin mutlaka yazılması lazım Türkiye'de. O çöküş nerede ivmelendi? Evet. Nerede bugün? Yani o Cumhuriyet gazetesindeki o iktidar savaşı, İlhan Selçuk'la Hasan Cemal arasındaki bir sürü şeyin aslında o dönemde işaretleri var bence. Ama yazılmadı henüz. Tabii biz için çok içinde olduğumuz için. Sonradan o insanlarla arkadaşlıklarım sürdüğü için medyada yönetici pozisyonlarda olanlarla yani vardı. Bence vardı o dönemde. Evet. Bu noktaya geleceğimiz belliydi. Sonra Berlin'e kaçtın. Sonra baktım avukatlık da yapamıyorum. Evet. Bir de 2 ay falan değil mi? Çok kısa bir zaman yapmışsın avukatlık. Aslında. Baktım beceremiyorum. Yani o da hiç benim dünyam değil. Dedim bari akademik kariyerde ben oradan yırtabilirim. Sonra işte önce master yaptım. Doktoraya başlamıştım. İlk romanı yazdım. İlk roman Almanca'ya da çevrilince gördüm ki geçinebileceğim. Kitapçı dükkanıydı değil mi? Kitapçı dükkanı. Sonra? Sonra Kelepire ikincisi. Onu da söyleyelim de izleyenlere. Evet. Savrulanlar geldi. Yok, İlk kitapta ben aslında çocuk tacizini anlattım. Hı-hı. Enteresan bir şekilde. Şimdi çok gündeme geldiği için ben de yani düşününce onu fark ettim. O dönemde bu çocuk pornosu Avrupa'da çok gündemdeydi. Kahramanım Alman olduğu için Almanya bağlantılı öyle bir çocuk pornosu hikayesiydi ilk kitapçı dükkanı. Kelepirev'de bu belediyelerin rüşvetlerle nasıl peşkeş çektiği tam rant, o rant ekonomisi Beyoğlu'nda kurulmaya başlanmıştı o dönem. Yani otopark mafyasından yavaş yavaş belediyelerin o işi işte şey yapması, o küçük mafyaları ekarte edip kendisinin o alanlara sahip çıkması üzerineydi Kelepire. Şüpheli bir ölümde de şeyi yazdım, gay sorunsalı. Çok Türkiye'nin çok zenginlerinden bir iş adamı gay olduğunu saklamak için annesinin zoruyla bir kadınla evlendiriliyor ve sonra o kadın ölüyor. Yani kocasından boşanmaya karar veriyor kadın. Ölüyor daha doğrusu. Sonra savrulanlar mı geliyor? Savrulanlar şüpheli bir ölümden önce aslında. Evet, orada şeyi atladım. Savrulanlarda da Ermeni sorunsalı özelinde, daha doğrusu Ermeni
büyük babası Ermeni olan bir kızın o geçmişte büyük babasını kendine anlattığı hem soykırım hatıraları hem İstanbul'da yaşadığı çok kötü bir aşkın etkisiyle kaçıp İngiltere'ye gitmesi ve İngiltere'de o kendi içinde bulunduğu göçmen hayatında o geçmişi hatırlaması. Hem büyük babasının anlattığı hikayeleri hem de o yaşadığı kötü aşkı hatırlıyor. Ardından tango geldi. Tango geldi. Tango'da da tapeler vardı. Evet. Türkiye'ye aslında hep ben evet biraz var. Siyasi gündemle bir şekilde bağlantılı. Hep, yani siyasi polisiye türüne sokulabilecek ama çok böyle ağır siyaset değil de daha çok hayatın içindeki siyasete dair. Polisiyeye ilgi nasıl doğdu ve hukuk okumasının bir etkisi oldu mu o süreçte? Yani o türün seçimi aslında. Evet. Akademi. hukuk tahsili benim çok işime yaradı. Çünkü analitik düşünmeyi ben aslında hukuk tahsili süresince öğrendim. Dolayısıyla polisiyede en öne çıkan şey kurgu. Yani dilinde kahraman, tabii yani gene karton kahramanlar olmayacak, dil gene bir düzeyde olacak ama polisiyenin yine de diğer romanlardan çok daha öne çıkan özelliği kurgu diye düşünüyorum. Ve bir hukuk, iyi bir hukuk tahsili evet çok işe yarıyor. Analitik düşünmede, olayları birbirine bağlamada. Kurgulamada. Kati Hirşer. Değil mi? Evet, Kati Hirşer o bence bayağı bir başlık. Çünkü gerçekten edebiyatımızın tek kadın dedektifi galiba değil mi? Ve ilk kadın yazarı zaten değil mi polisiye edebiyatında? Yani, ama o dönem öyle dediler ama Pınar Kür falan yazmıştı aslında polisiye. Başka polisiye yazanlar da oldu yani benden önce. Türkiye'de de oldu. Peki Kati Hirşer için ne diyorsun? Onu yaratırken ne düşündün mesela? Kati Hirşer'in babası mesela bu Alman faşizminden kaçıp Türkiye'ye sığınan hukuk profesörlerinden biri. Ernst Hirsch. Bizim o güncesini, hatıralarını da yazmış. Onları okudum mesela. Kati Hirşer'le bayağı bir İstanbul'da doğmuş çünkü Kati Hirşer babası hala buradayken. Sonra Almanya'ya gidiyor bir dönem üniversite tahsili için. Sonra bir Türkiye aşık olup tekrar geri geliyor ve burada bir kitapçısı var. İlk kitaplarda tesadüfen, ilk üç kitapta tesadüfen cinayetlere dahil oluyordu. Son kitapta belli bir ücret de aldı. Çünkü kitap evini büyütüp kafede açmayı düşünüyordu. bu ortak kapitalist ortamları da yapsın. Roman karakterleri bile. Evet, bu ne yola düştü. Kitap evini de büyüttü şimdi, içine kafede yaptı. Biraz yani ayakta durmaya çalışıyor. Yok bayağı iyi. Evet. Fena değil. Türkiye'nin ötekisi olarak aslında değil mi ortaya çıktı? Kadın her anlamda. Bir de işte en yakın arkadaşı gay. Herkes öteki yani zaten. Ve bir yabancılık da var. Evet. Zaten biraz oradaki şeyden yani tezattan Almanlarla Türk toplumunu karşılaştırıyor. Özellikle ilk kitaplarda daha yoğundu. Sonra artık yazılacak fazla bir şey kalmadı. Çünkü karşılaştırsan tam 3-5 tane karşılaştırma ama hep bir Alman gözüyle değerlendirmek var Türk toplumunu biraz dışarıdan. Peki buradan şeye geçersek polisiye edebiyatı nasıl tanımlarız? Yani nedir aslında? Böyle bir hani kendin bir sınır çizebileceğimiz bir tanım ortaya koyabilir miyiz? Polisiye çok için. Geniş bir şey tabii. Yani şimdi İngilizceyi düşününce İngilizce'de polisiyeyi karşılamak için o kadar çok şey var ki yani thriller'ı da o şeyin içine sokabilirsin, mystery'yi de sokabilirsin, detective novel. Yani hepsi aslında küçük nüanslarla birbirinden ayrılan türler. Tabii Türkiye'de o kadar çok kavram yok karşılayacak. Türde ürün veren yazar da yok aslında. Yani thriller yazan çok kimse yok. Bilim kurgu bile geçen kim söylüyordu? Bir şairlerden birinin buluşu. Yani tabii science fiction onu Türkçe'ye çevirmişler ama diğerlerin henüz bir karşılığı bile yok. Bunun olmamasını neye bağlı? Türde ürün veren kimse yok. İhtiyaç yok yani öyle bir kullanıma. Nasıl ihtiyaç olmaz? Her yanımız türünden zaten. Bir yandan da o var şimdi gazeteyi alıyorsun yani türde ürün vermeyi gazeteyi okurken zaten thrilling yani o kadar ürkütücü ki her şey. Yani İstiklal'de yürü yani. Değil mi? Hani Michael Jackson'ın klibi gibi yani. Evet. Şeyde. Bu korku filmlerinin de olmamasıyla mesela o da çok sınırlı ya. Yani orada da bir gerçek eksiklik hep var. Gerçek yaşamda var olduğu için mi ihtiyaç duyulmuyor? Kurguya. Ben şimdi çok iyi şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Yani Türk edebiyatının öyle bir dönemine geldik diye düşünüyorum artık. Yani mutlaka bir şey
birden bir dönüşecek Türk edebiyatı diye düşünüyorum. Çünkü o kadar çok kaynaktan bize algılarımıza öyle fazla şey geliyor ki. Bunun mutlaka bir yerden çıkması lazım ve o da muhtemelen en iyi edebiyattan çıkacak yani. Bir yerde gerçeğin sadece dünyada, ama Türkiye'de değil dünyada da çok ciddi bir tehdit altında olduğunu söylüyordun. Ve bu gerçek tehdidinin demin söylediğine bağlı olarak da edebiyatta kendini göstermesi söz konusu olabilir mi? Yani hem polisiye hem de diğer alanlarda, yani popüler kültür romanlar anlamında da soruyorum. Çünkü gerçek denilen şeyin sürekli zemin olarak kaydığını görmek beni açıkçası bir yazar olarak evet şimdi bunu da yazmalıyım dedirten bir husus. Ama neden bu kadar bekledik onu da bilmiyorum ben açıkçası. Biz bile aslında bunu, yani ben bir dönem kendimden şüphe ettim. Şimdi bir şeyin algı operasyonu olduğu çok belliydi. Yani ilk bu işte 2001 sonrasındaki süreçte. Ama herkes öyle bir koro halinde, işte halk iktidara geldi, siz ne konuşuyorsunuz hala, öyle bir şey bizim üstümüze bombardıman vardı ki ben dedim herhalde ben yanılıyorum. Yani o kadar az insan vardı ki çünkü karşı cephede. Yani bir çok böyle şey Kürt düşmanı bir cephe vardı, işte Kemalistler denen artık. Yani onları da öyle bir bütün gibi algılamayı çok saçma buluyorum. Ama neyse, yani ya onlarla birlikte olacaksın, işte bayrakla mitingde yürülüyor diye. Halbuki bakıyorsun oraya, bir tek bayrağa karşı çıkabilirsin. Ki ben ona da karşı değilim, niye bayrakla yürümesin insanlar? Ama insanlara bakıyorsun, hepsi benim yaşımda. Kendi derdinin, cinsel özgürlüğünün peşinde kadınlar. Niye karşı çıkayım ben bayrakla yürüyorlar diye, ne fark eder yani? O kadından kötü bir şey çıkmasına imkan yok ki zaten orada yürüyen insandan. Samsun'da çıkmış elinde bayrak. Ben hükümete, politikalarına karşıyım diyor. Ne zararı var bunun? Bunlar bile bastırıldı bir dönem. Ve hepimiz aptallaştık diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük şiddetle, hakaretlerle bizim üstümüze geldiler. Abdullah Gül karısı 16 yaşında, gayet başarılı lise öğrencisi, 15 yaşında. Kızı okuldan aldırıp evleniyor, adam o dönem 35 yaşında. Ay bunu alkışlıyoruz. Niye alkışlayayım ben böyle bir şeyi ya? Oralardan buralara geliniyor çünkü. Yani bence çok göz göre göre, çok gözümüzün önünde oldu her şey. Peki şimdiden sonrasında daha farklı bir patlama olacak derken bunun farkındalığı yerleşecek mi? Ben öyle umuyorum. Ben yani büyük bir patlama olacak, bir bilinç sıçraması olacak diye düşünüyorum. Ve edebiyatı bununla ilgili farkındalık yaratmak için kullanmak. Yani gençlerden çok ciddi bir, yani o Gezi Parkı'ndaki çocuklar yok olmuş olamaz yani. Onlar bu toplumun içindeler hala. Ve orada dolaşırken görüyordum yani çocuklar orada 3-5 dilde röportaj veriyorlar gazetecilere. Müthiş bir, yani Avrupa'da öyle bir şey göremezsin yani. Avrupa gençlerinin üstündeydi çocuklar şey olarak. Yani entelektüel birikim olarak da konuştuğun zaman. Öyle. Cesaret olarak da yani. Evet. Peki bu bütün yaşananları nedir? Anlatmakta, kurgulamada polisiye roman ya da edebiyatın ne gibi avantajları var o anlamda? Yani en azından polisiye kurguyla yazılmış roman. Yani bugünü anlatacak roman. Çünkü hakikaten şeyin derdine düştüm. Yani biz hep bloke oldum ben. Yani bayağı birkaç sene paralize oldum. Yani kavramaya çalışıyorum. Ne oluyor? Onu okuyorum, bunu okuyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum. Ve sonra dedim ki böyle değil yani, yazarak anlamlandıracaksın. Ve senden sonrakilere bizim yazmamız lazım. Hakikaten en büyük korkum Oral Çalışlar gibi adamlar tarih yazacaklar diye korkuyorum açıkçası. Bunları biz yazmalıyız yani, onlara bırakmamalıyız bunu. Tür olarak nasıl bir olanak sunuyor burada bütün bu yazma sürecinde polisiye? Şu anda yaşanan şey o kadar polisiyeye yakın ki kurgulanmış bir gerçeklik. Gerçekliği artık yeniden polisiye kurgu içinde kurguluyorlar. 3-4 sene önce, belki 5, yolda yürürken iki tane subay geldi yanıma. İşte siz polisiye yazarısınız, sizi tanıyoruz falan. Tam da o Harbiye'deki Ordu evinin önündeyiz. Yani işte Ordu dedim, polisiye okuyor demek ki. Ama o dönemde işte bu balyozlar, ergenekonlar falan gündemde. Hakikaten polisiye okusalardı o dönem o kurguları yapanlar, mutlaka daha iyi şeyler kurgularlardı. Daha inandırıcı. Ama o kadar kıtırık kurgulara bile
Herkes evet. inandı yani. Toplumun yüzde yani aydınların %80'i neredeyse inandı. Ben savrulanlardan anekdot girmek istiyorum. Özgürlük prensipleri üzerine. Oradaki kahraman Ece. Herkesle birlikte saçma sapan şeylere gülerken ilk kez kendimden başka bir şeyin, dışarıda olan ve benim değiştirebileceğim bir şeyin zindanım olduğunu düşündüm. Kendimden kurtulamaz ama ondan kurtulabilirdim. Bir özgürlük vaadiydi bu, dedirtiyorsun ona. Aslında gerçekten yani o zindanların farkındalığı belki gerekiyor her birimiz için. Onları yıkabilirsek, Ece bir parça başarabilmişti aslında kitapta. Evet. Değil mi? Doğru hatırlıyorum yani. Belki hepimiz için bir şans mümkün olabilir diye düşünüyorum yani. Sen ne dersin? Orada tabii daha bilinç dışına atıf yani reel olaylardan ziyade. Çünkü büyük babasının onu anlattığı o çok acı hatıralar ve onların yarattığı yani kuşaklar boyu taşınmanın o acısının. Benim ailem de göçmen bir aile olduğu için biraz onu yani o göçün yarattığı acılar, göç edilen toplumdan dışlanmışsın zaten ki göç etmişsin. Çok travmatik bir tecrübe göç. İçine geldiğin toplumda yabancısın. İşte babam hala bir Makedonyalı, ben işte Arnavutsun diye dalga geçiyorum. Ne Arnavutu, biz Türk'üz diyor. Babam 1.90 boyunda, sarışın falan bir adam. Ya sen Uzak Asya'dan gelenlerle ne alakan olabilir? Ama hala bir şekilde tutunmaya çalışıyor bu toplumun içinde. Ve şimdi o travma işte Suriyeliler üzerinden Avrupa'ya gidenler, o dönemde işte Türk işçiler gidenler. Bütün bu travmaları hala Türkiye'de tabii tam o travmatize olmuş. İnsanlarız aslında hepimiz bir şekilde, kendi geçmişimizde de. Ama yine de diyorsun polisiye bunu çözebilecektir bir şekilde, polisiye romanlar yakın gelecekte ve bu tabii aslında bir umut yani kesinlikle. Roman yani polisiye değil de roman bence en azından bir kendimizle yüzleşmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de şu anda örgütlü hiçbir güç yok, fazla umut yok falan ama yani roman bence bir umut olabilir Türkiye için. Şimdi Rus romanına bakıyorum, o dönemde yazılan romanlara, tam işte devrim sürecinde yazılanlara. Aslında o kadar ışık tutmuş ki yani o toplumun nereden geldiğini ve nereye doğru gideceğini. Arka arkaya 3-5 tane okuduğun zaman işte Zamyatin, Bulgakov, o bilim kurguları ilk yazanları falan okuduğunda birden dehşet içinde şeyi fark ediyorsun. Ya bütün bunların aslında geleceği romanda varmış. Yani yazar çünkü sadece realiteden değil ki yani bir altıncı his. Bazen böyle bedenimi açayım evrene bir ışık geliyor ve biz onu hakikaten algılayıp kağıda dökecek insanlarız. Yani bizden başka bunu kimse yapamaz diye düşünüyorum. Ben gelecek romandır diye düşünüyorum romandır. Gerçekten. O kadar inanıyorum yani romana. Peki ben burada dizilere gelmek istiyorum. Gelecek bir şey söyleyeyim mi? Polisin de bu şey avantajı var mı biraz? Yani daha okuyucuyu da içine alıp. Yani tabii polisiye dair en çok sevdiğim şey o. Evet. Yani çünkü polisiye yani zor okunan bir roman mesela hep şeyi hep ben okuru düşünüyorum yazarken. Yani çünkü her şeyden önce okurum ben. Okur kitapçıda eline aldığında bu romanı ilk arka kapağı okuduğunda iki sayfasını çevirip şöyle baktığında geri koymasın ya. Polisiye de hep bu var, daha okur dostu bir tür. Yani böyle ağır ağır betimlemeler, tasvirler, şeyler, bilinç oyunları, bilinç akış falan, onların yeri yok, çok direkt. Hiçbir fazlalık yok polisiyede. O yüzden tabii daha okur dostu, evet yani. Analitik olduğunu daha gizlemiyor. Analitik. Evet, evet. evet. Gizlemiyor. O zaman diziler tabii ki hani okur dostu dedin, seyirci dostu diziler. Polisiye diziler hakkında ne düşünüyorsun? Yerliler açısından ne düşünüyorsun tabii? Oldukça arttı sayıları. Sayıları arttı. Türkiye televizyonlarında ki televizyon dizileri. Evet. Bunları soruyorum. Polisiye diziler konusunda ne düşünüyor Esma Nayko? O arka sokaklar falan pek şey değil yani. Orada böyle silahlı bir takım adamlar koşuyor sürekli. Kurgu yok yani. Kurgu yok orada. Evet. Hiçbir kurgu yok. Yani şey gibi Break Bad gibi kurgulanmış falan o seviyede bir dizi yok zaten yani. Yabancı olarak ne düşünüyorsun? Breaking Bad'e bayılıyorum mesela. Ben çok. Şimdi onun Better Call Saul da çıktı ya ikinci şeyi. Her hafta izliyorum yani. Mesela bugün çarşamba, perşembe günü internette oluyor. Ben hemen onu
bir fırsat yaratıp mutlaka gün kaçırmadan izliyorum. Çok güzel şeyler var. Yani çok büyük zekaların, deha seviyesinde adamların yaptığı işler var bence. Ve televizyonda yayınlanıyor bunlar. Yani o toplum da tabii çok ilgi çekici. Onu izleyen insanlar var yani orada. Romanlar Almanya'da nasıl tepki aldı? Romanlar orada daha çok okunuyor değil tabii, mi? Tabii bayağı evet, okunuyor. Almanya'da, İtalya'da iki ülke. Başta şeye takılıyorlardı mesela ilk roman çıktığında. Bu karakteri Alman yapma nedeniniz böyle bir Türk kadın olamayacağı için mi? Diyorlardı. Karakteri. Yani Türkiye'yi, onların da Türkiye algısı. O dönem çok karşı çıkıyordum mesela işte ne münasebet, niye olamasın, işte ben de bir Türk kadınım, ben var olabiliyorum o toplumda diye. Ama artık mesela 3-5 sene sonra bunu aynı özgüvenle, şimdi Tango İstanbul çıkıyor Haziran'da. Bunu artık soran olursa aynı özgüvenle söyleyemeyebilirim. Yani Kati Hirşel gibi bir kadın artık bu toplumda var olamayabilir diye düşünüyorum. Kendim için de düşünüyorum aynı şeyi. Bir iki tane akademik şey çalışma yapılmış. Ve Kati ile ilgili şöyle bir yorum vardı. İşte 10 yaş kendisinden yazar, 10 yaş daha büyük bir karakter yaratmış ve bunu yaratırken aslında kadının çok da hani yaş olarak ileri yaştaki bir kadının da çekici olabileceği, daha aktif olabileceği anlamında nedir bir mesajlar vermek istemiş. Bu anlamda da feminist bulmuş aslında şeyi, karakteri. Bununla ilgili nasıl, feminist ne misin Esma? Evet. Kati feminist mi? Evet. Yani böyle Kati, bir çaba tabii. Yani varoluş itibariyle öyle tabii zaten. Yani olarak, sadece evet. Dursa orada zaten bir öyle bir varoluş, yani kendi ayaklarının üzerinde duran, evli olmayan bir kadın ve iş yapıyor yani. Varoluşsal olarak öyle evet, yani. Ayrıca evet, herhangi bir şey olmasına gerek yok. Zaten özellikle de onu kadın yapmandaki gerekçe bu sanırım değil mi? Hani evet, yani o Kati'nin varlık olarak bana çok cazip geldi o dönem. Yani belli bir yaşın üstünde. Hem cinsel cazibesi hala yerinde, hem o erkekler dünyasında o niteliğiyle de ilgi çekiyor. Ama onunla da dalga geçiyor. Onu kullanıyor bir yandan da ama yani çok da pragmatik aynı zamanda. Yeni kitap var. Yeni kitap yazıyorum. Geliyor. Evet. Yakında, biraz ondan konuşmak yakında isteriz. Evet. Yeni kitapta neler karıştırıyorsunuz efendim? Yeni kitapta bir serinin ilk romanı. Başka bir seri. Evet. 7-8 kitaplık bir seri planladım. İşte bir roman yazıyordum. Haziran'da onu bıraktım. Haziran'dan beri bunun üzerinde çalışıyorum. Yine polisiye. Polisiye kurgu var, evet. Ama daha bir medya romanı aslında. Bir gazeteciyi anlatıyorum, evet. Yıllar ne zaman? Yandaş medya gazetecisini anlatıyorum. Gazete tarihini yazıyorsun. Gazete tarihini yazıyorsun yani. Ama yandaşlar cephesini yazıyorum. Yandaşlar cephesi deyince hakikaten madem işin içindesin, yakın gelecekte nasıl bir şey bekliyorsun? Gerçeğe çekecek olursak bu yandaşları, hem de romanı da düşünerek bir yandan. Onları çok nasıl bir gelecek bekliyor sence? Ben yakın, yani bir seneyi bulmadan bunlar kaçmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Hızlı bir çözülme sürecine girecekler diye düşünüyorum. Veya umuyorum diyelim tabii. Romanın son 6 serisi ne olacak o zaman? Ondan sonra ama şey değişiyor. Şimdiki ana kahraman bu zaten ölüyor. Ama medya çok çetrefil bir konu olduğu evet, için. Zaten hani, o tabii canım. Yeni yandaşlar 17 roman. 17 roman çıkar. Şimdi o yandaşlar ne olduklarını unutacaklar. Sonra yeni yandaşlar. Bize unutturmaya çalışacaklar. Bir kuşak öyle kaybolacak. Sonra yeni yandaşlar. İşte korkum o yani, evet. Sen bunu bir ansiklopedi yazabilirsin. Çift ansiklopedi. Peki Esma, şimdi biz programı kapatmaya yaklaşırken hep umut cümleleriyle, umut paragraflarıyla bitiriyoruz. Polisiye romanlar yazanlara örneğin nasıl mesajlar vermek istersin? Özellikle kadın yazarlara bu anlamda bir. Bir de tabii hani normal insanlar açısından bakıldığında Esma Naykol ne demek ister bugünün Türkiye'sinden? Bugünün Türkiye'sinden? Sessizlik. Zor bir şey tabii. Mecbursun. Yani kendimi sürekli umutlu olmaya şartlandırdım. Çünkü karamsarlık tabii işe yaramıyor yani. Evet. Onun için umutlu bir şey söylemek istiyorum yani.
Hala aslında yazıyor olmakta, değil mi? Başlı başına hala, bir evet, umut tabii. Bir umut. Evet, evet, bir dönem evet. Yani çünkü kelimelerin içi öylesine boşaltıldı. Kelimeler o kadar çok yalan söylemek amacıyla kullanıldı ki aslında kelimelere yabancılaştım. Bir kelimeye bakıyorum, orada bir yalanın içinde o kelime. Yani bu kelimeleri elimizden aldılar. Hemen burada bir anekdot gireyim. Geçen gün emek sineması ile ilgili bir şeyler konuşurken bize gerici demişler. Evet, yani hala orayı özlüyoruz, emek sinemasını özlüyoruz diye. Kelimelerin anlamını yitirmesi... İşte her şeyin evet, içi evet, boşaldı. Evet. Yalan yanlış kullanılıyor. Zaten D'leri hiç kimse ayıramıyor. Evet. Zaten dil yani elimizden bakıyorum, bayağı bizim elimizden çekip alıyorlar yani dili. Evet. Onun için dile sahip çıkmalıyız biz. Yani bir sürü şeye, bir sürü yiten giden değere... Ama dile de sahip. Kafa karışıklığına dair de çok önemli soru işaretleri var elbette yani. İnsanlar bir şeyler konuşurlarken aslında onun nereye gideceğini, mesela işte o kişinin bize gerici derken aslında ilericilikten ne anladığı soru işareti. İşte hiç onları hiç düşünmemek lazım. Yani sadece zaman kaybı oluyor çünkü. Evet, evet. Polisiye kitap yazanlara... Stephen King'in bir yazmak üzerine diye bir kitabı var. Bence yani çok içten yazılmış. Bir yazarın sonraki kuşaklara böyle sanki bir meşalesi gibi o kitap. Türkçe'ye de çevrildi. On Writing İngilizcesi de. Çok güzel bir kitap. Onu yani benim söyleyebileceğim her şeyin üstünde bence. Onu tavsiye ederim. Bir de çok çalışmamız lazım yani. Kendimizi aşarak... Çok okumamız, çok çalışmamız lazım hakikaten. Bir de tabii analitik düşünme galiba. Evet. Onu altına İşte çizmek. O tabii yani eğitim şimdi o kadar kötüledi ki artık hani okullarda öğretilen bir şey değil. Her şeyi insanın tek başına kendinin kurması. Aslında kendimizi inşa etmemiz gerekiyor. Hep öyleydi belki. Yani ben bir İngilizle tanıştığımda Oxford'da, Eton College mezunu, ondan sonra Oxford'da okumuş. Zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok ki. Sadece oralarda okusan bir şey kapıyorsun yani. Ama biz burada hep zaten kendimizi inşa etmeye çalıştık. Şimdi artık onu daha da şiddetlendirip o çabayı sarılmamız lazım. Çünkü bizden sonra tufan. Maalesef ki öyle yani. Peki evet. Bunu umuda yakın bir cümle olarak aldık. Bizden sonra tufanı. Peki Esma Hanım, ayaklarına sağlık. Geçen genç bir öğrencim bana siz bugünleri böyle mi hayal etmiştiniz diye sordu. Ben açıkçası Sultanahmet'teki günlerimizde daha farklı hayal ettiğimizi düşünüyorum. Ama dediklerine de katılmamak mümkün değil galiba. Yani devam etmemiz lazım. Yani en azından çocuklara bir şeyler verebilmemiz lazım. Yani bizden sonraki kuşağa ben yeterince şey yapamadık diye düşünüyorum. Kendimi de suçluyorum yani. Daha fazla gayret edebilirdim. Yani biz bu toplumda hiçbir zaman aslında söz sahibi olmaya çalışmadık yani. Hep aman bırakınız yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, bize bulaşmasınlar. Ama artık sarılmamız lazım diye düşünüyorum. Esma Narkol zamanıdır diyor. Evet. Politik hayatımın. Ya keşke onu gerçekten. Esma bunu denememiştin, yapmalısın. Bak gazetecilik, avukatlık. Artık politikaya atılamam. Siyasi. Ama çok pişmanım yani. Çünkü üniversiteden hazırlanmak lazım ona. Çok geç artık yani. Ben topluluk önünde düzgün konuşamıyorum. Ben bayağı heyecanlanıyorum falan. Bayağı iyiydim bence bugün. Şimdi iyiydim ama gene hiç oralara bakmıyorum. Orayı görünce tribe giriyorum çünkü. Sağ ol, var ol. Ay çok güzel oldu. Hadi çok çorbacıya gidelim. Buradan çorbacıya evet, gideceğiz. Evet. Sevgili sanki Esma, içki içmeye gelmişiz sevgili gibi. Sevgili Esma Naykoğlu'yla birlikte polisi edebiyatı konuştuk bugün. Polisi edebiyatın hayatın içindeki yerini konuştuk. Geleceğe dair umut arayışını konuştuk. Orada niye dedi. Güldün şimdi? Evet. Program başlığını bana. Evet. Bir de başla. Bir sonraki programda birlikte olmak üzere.